çok gelen soruyu en başa aldık. Evet, ne zaman başlayacağız sorusu var. Şimdi bir daha tekrar edelim. Bir firma portal kullanacaksa, portal başvurusu yaptıysa, TÜBİTAK'tan mali müdürün gelmesini bekleyecek. TÜBİTAK'tan mali müdürü geldikten sonra ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmadan gelir idaresi TÜBİTAK mali müdürü bize veriyor ama gelir derseniz zaten bir bölümde bulunuyor. Gelir idaresi bizim adımızı e-fatura Volter'deki kayıtlı kullanıcılar listesine yayınlayacak. Her an yayınlanabilir. Dolayısıyla müdürünü almış bir firmanın her gün oraya bakması lazım. Orası açıldığı anda sene sonu beklemesine gerek yok. Yani örnek vereyim, bugün başvurduk, mali müdürümüz geldi, yarın ismimizi duyurdular. O gün hemen kullanmaya başlamak zorundayız. Biz sene sonuna kadar bekleyeceğiz diyemiyoruz portalda. Oradan 7 gün, o 7 gün süresinden bahsetmiştim. Adımız yayınlandığı andan itibaren 7 gün süremiz var. 7 gün için kullanmaya başlamak zorundayız. Ama o süre içerisinde oraya da fatura gelirse o faturaları da kabul etmek zorunda, yani o faturaları oradan almak zorunda. Dolayısıyla her gün o siteye düzenli olarak girip bakacağız. İşte bitireyim. Entegrasyon ve özel entegrasyonda ise 31 Aralık'a kadar sistemi kullanmaya başlamak için zamanımız var. Entegrasyon testlerimizi 31 Aralık'a kadar bitirmeliyiz veya özel entegrasyon firmasını 31 Aralık'a kadar anlaşma yapıp otoriteye firmanın bildirmesi lazım. Dolayısıyla portal kullanacaklar için 31 Aralık'a kadar ertelemek gibi bir şey yok. Buyurun. Evet. Yapamaz. Reysen yapamaz, cezaya sokar. Çünkü reysen yapabilmesi için sizin ilgili kişinizin imza sürüklerine yer alan kişinin adının mali müdür sertifikasına bildirmesi lazım. Gelirler. TÜBİTAK başvuruyor artık. Direkt internetten başvuru yapılıyor. İsterseniz kağıt başvuru da yapabilirsiniz Ankara'ya ama tavsiye etmem, zaten TÜBİTAK yönlendiriyor onu. İnternet sitesinden 5 dakikada başvurunuzu yapabilirsiniz. Gecikmeyle ilgili otorite önümüzdeki ortam biraz rahatlayınca, meşguliyeti biraz geçince ceza yükleyebilir geç kalmanızla ilgili. Devam edeyim. Mali müdürümüz geldi, e-fatura test işlemini nasıl yapacağız? Şimdi portalsa hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Zaten bir test yok. Özel entegrasyonsa da bir test yok. Çünkü özel entegrasyon firma üzerinden yapılacak bu işlemler. Entegrasyon kullanacaksa mali müdürümüz geldikten sonra bize bir test ortamı açılıyor. Test kullanıcı hesabı açılıyor. 40 aşamalı bir test var. Teknik bir detay, bizim burada çok anlatmamıza gerek yok. Gelir dairesinin test ortamında birbirinize fatura gönderiyorsunuz. 10 fatura gönder, 5 fatura gönder vesaire. Bu 40 aşamalı test elektronik ortamda, yani karşınızda bir insan yok. Elektronik ortamda yapıyor bunu yazılımcılar testleri. Test bittikten sonra otorite bakıyor sistemden. Testleri adım adım geçmiş mi, geçmemiş mi? Geçtiyse test hesabımızı kapatıp gerçek kullanıcı hesabımızı açıyor ve adımızı duyuruyor. Aynı portaldaki gibi adımızı duyuruyor. Duyurulduğu andan itibaren biz entegrasyon yöntemiyle fatura almak zorundayız. Şifre veriyorlar. Test kullanıcısı için de şifre veriyorlar. Kayıtlı kullanıcı olduğumuz zaman da şifremiz var zaten. O şifreyle kullanıyoruz. Zaten test ortamına girdiğiniz zaman Türkiye'deki diğer test firmalarında, yani o anda testini yapan firmaları görebiliyorsunuz. Hatta arası isterseniz o firmalarda test faturası da gönderebilirsiniz. Veya kendi kendinize de fatura gönderebilirsiniz. 2-3 kişi de soruyor. Burada yazısı da var. Sektörel soru demişler. Akaryakıt istasyonlarında sözleşme ile ürün teslimlerinden fatura kesme süresi 15 gündür. Bir portalı tercih edenler için 7 gün öncesine fatura düzenleyenler nasıl yapacaktır diyor. Şimdi bu sadece akaryakıt sektöründe değil, aslında BOTAŞ veya elektrik dağıtım, doğalgaz dağıtımında da sayaçlar okunduktan sonraki o bir dahakinin 15'ini bulur. Faturalar çok sonra kesilir. Bu zaten sektörel bir uygulamadır. Gelir dersi de bunu bilir. Vergisi kanunda buna şey olmasa bile otoritenin yetkisi var. Yetki kullanarak buna izin verebilir sektörel bazda veya firma bazında. Sektörümüzde böyle bir şey varsa biz yine bunu yapabiliriz. Yani mevzuat buna izin veriyorsa yapabiliriz. Maalesef portalda bu detaylar düşünülmemiş. Yani portalda yapamıyorsunuz. 20 gün öncesine, 30 gün öncesine fatura kesemiyorsunuz. Entegrasyon ve özel entegrasyonu kesebiliyorsunuz. Riski var. Otoritede bu kırmızı ışığı yakacak hemen. Bu adam eskiye fatura kesmiş diye. Ama biz açıklayabiliyorsak sektörel gereklilikten dolayı, kanun gereği bunu yaptığımızı, bir sıkıntı yok. Portal için ise otorite ekip bunun konuşulması lazım. Yalnız şunu söyleyeyim, akaryakıt sektörü diye sormuş. En büyük akaryakıt firması ve bayileriyle çalışıyorum mesela. Onlar müşterilerini, yani belki aramızda da vardır şimdi, onlar akaryakıt bayilerini portala değil, özel entegratör firmaya yönlendiriyorlar. Bir tane özel entegratör firma seçiyorlar, git şu özel entegratör firmayla çalışıyorlar. Dolayısıyla böyle bir sorun olmayacak. Firma faturasını bugün kestiği tarihlerde yine kesecek. Portalda kullanmayacak büyük ihtimalle. Sorular benziyor aslında. Bazen orada atlayabilirim belki bir şey cevaplayınca. Perakende mağazalık yapan bir firmada e-fatura mükellefli bir firma alışveriş yaptığı zaman anında e-fatura düzenleme zorunu var mıdır? Ya da bu faturayı 7 gün içerisinde merkezden düzenleyebilir miyiz? Bu soru gelir dersine çok sıklıkla sorduğum sorulardan biri.
perakende sektöründe tabii ki fatura düzenleme süresini 7 gün olarak kullanabiliriz. Bir sıkıntı yok. Faturayı malı veririz. 7 gün içerisinde fatura düzenleriz. Vergi hukuk anlaşılan bir sıkıntı yok. Ama ticari hayatta pratikte böyle bir şey çok mümkün değil. Müşteri orada faturasını ister. Yani sepeti doldurmuş, gelmiş kasaya, firmanın adını vermiş, vergi dersi numarasını vermiş, fatura istiyor. Biz ona ya senin faturanı şimdi veremeyeceğiz, bizim hakkımız var, 7 gün içerisinde faturamızı düzenleyeceğiz dediğimiz zaman müşteri ilişkileri açısından sıkıntı olacaktır. Otorite o yüzden internet sitesine perakende sektörüyle ilgili araştırma yapıyoruz, bir bakacağız, edeceğiz yazmış. Umut ediyoruz bir düzenleme yapabilir. Aramızda perakende sektöründe çalışan firmalar için şu çok önemli. Her firmanın değişik bir yöntemi var. Kimisi diyor ki kasalarımızı, bilgisayar sistemlerimizi düzenleyelim. Elemanımız vergi numarasına girdiği anda e-fatura oluşturulsun, gönderilsin. Müşteriye bir çıktısı verilsin, kağıt çıktısı verilsin. Aslında kağıt çıktının bir değeri yok ama verilsin bilgi amacıyla. Kimisi diyor ki ben bu yatırıma giremem. Ben faturayı sonradan merkezde düzenleyeceğim. Müşterime bir tahsilat makbuzu veya bir fiş, bir başka bir belge vereceğim. Yani malı aldığına ve parayı aldığıma dair bir fiş, bir belge verip imzalayacağım diyor. Her firma ya da kimi firma diyor ki bende çok az olur kurumsal müşteri. Yani gelip perakende de benden firma olarak e-fatura alacak firma. Öyle bir şey olursa ararım merkezi, şu adamı e-fatura kes derim, 2 dakika bekletirim diyor. Tamamen hıza bağlı, firmanın işleyişine bağlı. Ama yani dediğiniz burada sorunun cevabı 7 gün içerisinde fatura düzenleyebiliriz, bir sıkıntı yok. Ay atlamalarına, yıl atlamalarına tabii ki dikkat etmemiz gerekiyor. Yöntem değişikliği sorusu var. Firmanız istediği zaman, mükellef istediği zaman yöntem değişikliği yapabilir. Portala başvurmuştur, portal açılmıştır, kullanıyordur. Entegrasyona geçmek istiyorum der, başvurur. Entegrasyon testleri bittiği gün portal kapatılır, entegrasyon hayatına devam eder. Veya bugün aramızda çoğu firma, bu soruda da böyle, başvurmuş ama daha portala geçmemiş, bekliyor, mali müdürü bekliyor. Ama yine de bakmış ki portal işine gelmeyecek, kullanamayacak, yine sorun değil, yine başvurarak, dilekçe vererek, gelir dersine biz yöntemimizi değiştirmek istiyoruz diye başvurabilir ama acele etmekte fayda var. Bu kayıt süresi var, orada ilgili uzmana ulaşana kadar portalı açabilirler. Dikkat etmekte fayda var. Geçen bir müşterimiz için görüştük. Şöyle dedi özel entegratör, firma, otorite. Aslında dilekçe vermeye de çok gerek yok. Direkt özel entegratör firmayla çalışacaksanız, özel entegratör firma üzerinden de başvuru yapabilirsiniz. Direkt onlar bize elektronik olarak bildirebilirler dediler. O iyi bir şey. Ama entegrasyon yapacaksak mecbur entegrasyon başvuru dilekçesi vereceğiz. Bilgi işlem sistem raporu vereceğiz. Test tanıtım formu vereceğiz. Ankara'ya vereceğiz bunu. Dikmen'e. Fark etmez. Mali müdür gelmiş olsa bile, mali müdür sertifikası gelmiş olsa bile istediğin zaman yöntem değiştirmek için gelir dersi başkanına başvurabilirsiniz. Yani ben portalı kullanmak istemiyorum. 2014'te İşte orada sıkıntı şu, şimdi geldi mühür, geldiyse demek ki sizi 2-3 gün içerisinde ya da 5-10 gün içerisinde sizin haberiniz olmadan direkt portalınızı açabilirler. Biz veriyoruz bu dosyayı. Kayıda giriyor, kayıttan uzmana çıkıyor. İlgili kişinin önüne sıraya gelene kadar bazen kazayla yetişemiyor ve açılıyor. O yüzden biz bu durumda hem e-mail atıyoruz, hem telefonla arıyoruz. Ama yine de çok büyük bir yoğunluk var. Dolayısıyla mali müdürü gelmiş bir firma yanlışlıkla da olsa açılabilir portalı. Yani yetiştiremeyebilir, riskli. Dikkat etmekte fayda var. Ama hiç mali müdürü gelmediyse demek ki önünde bayağı bir zaman var. Rahatça bunu yapabilir. Pardon, bunları ilgilenmiş bir soru sorabilir miyim? Arkadaşlar sözlüğe mümkün olduğu kadar imtina edersek. Konuyla alakalı olduğu için diğer firmalara söyledim. Test için bir zaman falan yok. Portal için neden böyle bir test düşünülmemiş? Portalda çünkü bir test yok. Çok basit bir e-mail gibi. Faturaya girip fatura yaratıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Öbür günde ise bilgi işlem sistemi güvenliği, testleri, IP adresleri bayağı bir test var. O yüzden. Yoksa hani portalda zaten fatura formatı da tek. Bir fatura formatı da yaratmıyorsunuz. Bir teste gerek yok, ücretsiz bir sistem diye otorite hemen kullanılmasını istiyor. Maalesef böyle. 2014 yılında hem e-fatura hem kağıt faturayı kullanırken e-defteri nasıl bastıracağım? E-defteri tam olarak ne zaman başvurmalıyım? Bir firma hem e-fatura kesecek hem kağıt fatura kesecek. Hepimiz böyle yaşayacağız. Bazıları firmalar geçecek, bazıları geçmeyecek çünkü. E-defterlerin neyse, defterlerin neyse bugün tuttuğum gibi, bugün nasıl logoda, mikroda, netsiste, oracle'ı bir yerde defter tutuyorum. Onu kağıda basıyorum. Yine bugün tuttuğum gibi deftere fatura kaydı atacağım. Faturanın YMI'ye, faturanın açıklama bölümüne, ilgili YMI'nin bölümüne faturanın numarasını yazacağım. E-faturaysa e-faturanın numarasını yazacağım. Kağıt faturaysa kağıt faturanın numarasını yazacağım. Yani defterle fatura sisteminin birebir bağlantısı yok. İkisi ayrı programlar, ayrı uygulamalar. Bugün tuttuğum gibi tutacağım. Biraz zor olacak ayrı ayrı bunu takip etmek. Ama bu şekilde yapmak zorundayız. E-deftere tam olarak ne zaman başvurmalıyım? En geç 2014 takvim yılının sonuna kadar başlamak zorundayım.
Demek ki en geç 2014 Kasım ayında başvurmam lazım ki Aralık ayında, 2014 Aralık ayında e-defter kullanmaya başlayabilirim. Ama onu söylemiştik. 2014 Aralık'ta başlarsanız bu defter kullanmaya ilk 11 ayın defterini elektronik olarak üretmek zorundayız. Dolayısıyla cevap olarak son şans Kasım ayında falan başvuru, 2014 Kasım'da başvuracağız. Aralık'ta kullanmaya başlayacağız. 2014 Aralık'ta. Ama en iyisi bu işin 2014 Ocak'ta başlamak. Çünkü Aralık'ta başlarsak geriye dönüp defterlerimizi elektroniğe çevirmeniz gerekecek. Ama yine söylemiştik. Otorite 2015'e ertelerse bunu bütün firmalar rahat edecektir. Bir sonraki soru da aynı soru. GİP portalında tevkifatlı fatura kesemiyoruz. GİP portalına tevkifatlı gönderebilecek miyiz? Aslında tevkifatlı fatura kesemiyoruzdan çok emin değilim. Oradaki fatura kodlarını seçerseniz, bir daha isterseniz çıkışta bakarız. Benim hatırladığım 5/19/11/10 hepsi vardı diye hatırlıyorum. Tevkifatlı vardı. Yani vergi kodunu seçiyorsunuz, tevkifatlı seçiyorsunuz. Kendisi 1/1/10 neyse onu seçiyorsunuz. Kendisi zaten çıkarıyor diye hatırlıyorum. Tevkifat fatura kesebiliyoruz, ÖTV'yi seçebiliyoruz, KDV'yi seçebiliyoruz, istisna seçebiliyoruz. Hepsi. Özel iletişim vergisi varsa aramızda öyle bir fatura kesen özel iletişim vergisi seç. Vergi türlerini seçebiliyoruz. Bir tek maktu ÖTV ile ilgili bir sıkıntı vardı diye hatırlıyorum. İhtiyari olarak e-fatura kapsamına giren firmalar e-defter sistemine de girmek zorunda mı? Hayır. Gönüllü olarak girdiysek e-fatura sistemine e-deftere girmek zorunda değiliz. Ama e-deftere girmek istiyorsak, gönüllü olarak e-deftere girmek istiyorsak e-faturaya da girmek zorundayız. E-fatura ön şart oluyor. Her şeyi bütün uygulamaları girmek için. Soruya cevap verdik. E-fatura geçmek için müracaat eden e-deftere için müracaat. E-fatura geçmek için müracaat edenler e-deftere müracaat etmek zorunda mı? Hayır. Arada bir yıl fark var. E-fatura şimdi müracaat ediyoruz. E-deftere sonra. E-fatura geç müracaatın herhangi bir cezası var mıdır? Vardır. Usulsüzlük cezası diyebiliyorum. O cezayı ama bizim bir iki mükellefimizde başımıza geldi. O ceza kesilmedi ama ilerleyen aylarda geriye dönük olarak bu ceza kesilebilir. Bu soruya da cevap verdik. Enerji dağıtım şirketleri sonuçları, ses sayaçların metrelerini okuduktan sonra fatura kesiyorlar. Bence bu uygulamaya devam edebilecekler. Açıklama bölümüne yazılır gerekirse. İnceleme zaten otomatikman ceza kesmeyecektir gelir dersi hiçbir zaman. Bir inceleme sürecimiz var. Bir ceza kesmek için bir metodolojisi var bizim mevzuatımızın ve sistemimizin. Soracaktır. Açıklaması uygun şekilde yapılıyorsa geçmişe dönük fatura kesmenin sektörün gerekliliği, enerji sektörünün veya EPDK'nın kuralları gereği olduğu söylüyorsa sorun olmayacaktır. Anonim şirket veya limited şirketler e-fatura zorunlu olmasa da mali mühür almak zorunda mı? Hayır. Eğer elektronik mali mühür sadece e-fatura, e-defter uygulaması için kullanılıyor. E-imzayla benzerliği yok. Firmalar açısından söylüyorum. Geçmeyeceksek bu uygulamalara, sadece AŞ veya LTE'de olduğumuz için mali mühür almamıza gerek yok. Sadece e-fatura ve EDS'lere geçiyorsak almamız gerekiyor. Şube ve merkez için farklı bir yöntem belirlenebilir mi? Hayır. Bir firma tüzel kişilik olarak tek bir yöntemi kullanılır. Hem fatura hem EDS'ler için. Temel fatura senaryosunda tevkifatlı fatura kesilebiliyor mu? Kesiliyor. En üstteki soru. Geçici vergi beyanname faturanın ne zaman, yani defter kapandıktan sonra ne zaman fatura ekleyebiliriz diyor. Geçen aya ekleyemeyiz. Yani bir kere defteri kapattıktan sonra bir daha geçmişe dönük faturayı kesemeyiz. Kessek bile defterimize işleyemeyiz. Zaten bu e-faturanın, bütün e-faturanın, bizim bir yıldır uğraştığımız projelerin tek sebebi geçmişe dönük fatura kesme problemi. Yani bunu her ortamda tabii konuşmanın telaffuz etmekte biraz zor. Hani fatura ayırmak, boş koçanda yer bırakmak vesaire. E-faturada böyle şeyler mümkün değil. Fatura koçan olmadığı için. Arkadaşlar soruların cevaplarını tutalım. Bu kızdaki arkadaşımız devam edecek. Gelir dersiyle konuştuğumuz bir konu vardı aslında. Belki bir bilgi olarak antiparantez bekleyin. Gelir dersi 31.12.2013 geldiği zaman işte özel entegratörlere soracak. Diyecek ki firmalarınızı gönderin bana. Gönderecek. Geri kalan herkes zaten özel entegrasyonları da biliyor. Herkese portal kullanımını açacak diye hedeflediğini biliyorum. Şimdi Luka ile ilgili gelen sorular genelde şöyle. Bir kere Luka Net ve Koza içerisinde Luka e-fatura modülü olacak. Luka e-fatura modülünde faturalarınızı oluşturabileceksiniz. E-fatura geçmiş çağrılarınızı takip edebileceksiniz. Aynı zamanda size gelen faturaları da otomatikman fatura ekranına veri aktarımından aktarabileceksiniz. Dolayısıyla hem gelen hem de giden faturalarla ilgili emek sarf etmeyeceksiniz.
Defter uygulaması ise Luca Mali Müşavir paketi içerisinde olacak. Bunu diğer Luca Mali Müşavir paketi kullanıcılarımızın hepsi zaten kullanabiliyor olacak. Dolayısıyla böyle bir ayrım var. Yani e-fatura Luca Net Koza, e-defter ise Mali Müşavir paketinde devam edecek. Migros'un kiracısıyız. Migros ortak alan ve kira faturalarını bize düzenlemiş 2011 yılında. Bizim de ciromuz 10 milyondan fazla, geçmek zorunda mıyız Migros'tan bu alım yaptığımız için? Hayır, 58-10 sirkülerde de yazıyor. Servis alımları, hizmet alımları kapsama girmiyor. Yani sadece hizmet aldık diye Migros'tan faturaya girmek zorunda değil. Sadece Migros'tan mal aldıysak, 1 liralık bile mal aldıysak 2011'de gireceğiz. Ama bir hizmet aldıysak girmemize gerek yok. Bu şekilde. Bir de burada şunu ekleyelim. Bazı firmalar şunu diyor. Ben 2011 yılında Migros'tan mal aldım ama faturayla almadım, fişle aldım. Otorite nereden, yani fişle aldıysam nereden bunu takip edecek? Otorite gerçekten de fişle aldıysak bugün için oturduğu yerden bunu bilemez. Migros'tan mal alıp almadığımızı. Ama sonradan bir incelemeye geldikleri zaman, belgelerimiz arasında Migros fişini gördükleri zaman 2011 yılına ait mal aldığımızı anlarlar ve e-faturaya geçmediysek 2012-2013 Ocak ayından itibaren kestiğimiz faturalar geçersiz fatura olmuş olur. Malı iade etmedi, bunu da sorduk. Malı iade etmediyse, sadece faturayı düzeltmek amacıyla bir iade faturası kestiyse mal almamış oluyoruz. Dolayısıyla e-faturaya girmek zorunda kalmıyoruz. Ama malı da iade ettiyse mal almış oluyoruz, girmek zorundayız. Özel entegratörle çalıştığımızda faturanın forması portal bilgilerle aynı bilgileri kapsayacak mı? Evet. Hatta özel entegratör firmalar devletin portalından daha da iyi bir yöntem ve daha da bir hizmet sunuyor. Daha da fazla bilgiyi faturanın içine gömebilirsiniz. Özel entegratör firmamızı yıl içinde değiştirebilir miyiz? İstediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. E-fatura için erteleme bekleniyor mu? Yaz resmi açıklamalara göre beklenmiyor. E-fatura müşterim yoksa deneme amaçlı faturayı kime düzenleyeceğim? E-fatura müşterim yoksa bile test ortamında kendi kendime fatura düzenleyebilirim veya test ortamındaki başka bir faturaya, firmaya fatura düzenleyebilirim. Ama hiç e-fatura müşterim yoksa ve ben de gerçek hayata geçsem, testi bitirip de gerçekten adım yayınlandıysa sırf deneme amaçlı tabii ki birine fatura kesemem. Kendi kendinize kesebilirsiniz isterseniz. Yani kendi kendine mail atmak gibi oluyor. İhale usulü çalışan firmamızın sene içerisinde e-fatura alışı ve fatura düzenlemesi adet olarak değişiklik gösterirse seçenekler arasından geçiş yapabilirsiniz. Evet, geçiş yapabilirsiniz. Aynı metodu aynı anda kullanamazsınız. Yani bir metodu kullanabilirsiniz. Ama aralarında geçiş yapabilirsiniz. Mali mühür gelir sonrası süreçleri sormuşlar yine. Aynı şekilde biz otorite mühür bize yönelikten sonra tutacak. Gelir dersi portalımızı açması kalıyor. Açtığını andan itibaren kullanmamız gerekiyor. Mali mühür bir tane asıl bir tane hedef veriliyor. Kaybedilirse bir şekilde hemen bunun bildirilmesi gerekiyor. Veya mali mühür sahibi adını yazdırmıştık başvuru sırasında. O kişi şirketten ayrılırsa hemen gelirler TÜBİTAK'a bilgi vererek yeni mali mühürün yenilenmesi gerekiyor. Son olarak tam sizden alalım, ondan sonrasında kapatalım. Şimdi bu soru da çok geliyor. Bir tek yakıt da değil. Normal elemanlarımız yemek yediği zaman da perakende satış fişiyle yemek yerse, restoranda fiş alırsa ne olacak diye. Zaten buradaki bu mesleğin kişileri olarak, üstadlar olarak tabii ki bizim belirli işletmede tüketilecek malzemeler haricinde aslında hiçbir şeyi fişle almıyor olmamız lazım firma olarak. Ama gerçek hayatta, ticari ortamda bu yapılıyor. Herkes de bunu biliyor. Fiş alıyorsak fişe devam edebilir. Yani e-faturada e-fatura fişe karışmıyor. Fişse fişe devam. Siz bugün de fiş alıp yasal kayıtlarınıza fiş olarak kaydediyorsanız yine yapabilirler. Ama faturaysa kesinlikle fatura olması lazım. E-fatura olması lazım. Arada bir soru gelmişti. Ben de e-fatura olarak çalışıyorum aslında. Aynı zamanda kayıt altında fişi de alabiliyorum. E-faturası da olarak. Şöyle, siz o firmadan, şimdi şöyle, eğer firmadan zaten fatura almak zorundaysa, zorundayız. E-fatura almak zorundayız. Alıyorum ama arkadaş bilmiyor, gidiyor yakıtını alıyor. Devamlı sistemlere fatura veriliyor veya fiş veriyor. Evet, bugün de yapıyor değil mi bunu? Bugün de işte bunun yapılmaması lazım. Yapıyoruz. Gider yazıyordu arkadaşın aldığı kişide. Bugün de yapmamız lazım. Yapıyoruz. Yapıyor firmalar. Bir şey de denmiyor. Gelecekte de normalde yapılmaması lazım cevap olarak. E-fatura alınması lazım. Ama karşı taraf fiş kestiği zaman
Ben de onu otoritenin kontrol edemiyor. Çünkü kişi bilmiyor otorite. Kişi kime kesildiğini de bilmiyor. Firma kesiyor, kişi alıyor. Ben de onun kayıtlarımı alırım. Ama sonradan bir incelemede gelip evraklar arasında fişi buldukları zaman şeyin BP'nin bize fiş keserek bizim mal aldığımızı görürlerse zaten vergi sukanı uygunsuz bir işlem olmuş oluyor. Dolayısıyla fatura almamız lazım. Şu soruldu demin akaryakıtla ilgili. Biliyorsunuz onlar akaryakıt pompası gibi bir uygulama var. Taşıt tanıma veya taşıt matik sistemlerinde. Gidiyoruz araca benzini koyuyoruz. Oradan aletten bir fiş çıkıyor. Fişte de yazıyor ki fatura yerine geçmez. Sonradan faturalanacaktır yazıyor. Sonradan da firmalar bize aylık veya 15 günlük neyse fatura kesiyorlar. O faturaların artık e-fatura olması gerekiyor. Kağıt fatura kesemez. Eğer biz e-faturacıysak kağıt fatura kesemez. Yok. Evet, ticari fatura senaryosunu seçerek gönderdiyseniz, faturanın tipi ticari senaryo tipinde bir faturaysa, karşı tarafında zaten kabul veret diye tuş var. Redde basabilir, 8 gün içerisinde yasal süre ticaret kanunu kapsamında. Redde basar, yazar, vadesi yanlış, o yüzden reddettim yazar. Size mesaj gelir, şu numaralı faturanız reddedilmiştir şu sebeple diye. Siz de bakarsanız, haklıysa karşı taraf, yeni fatura düzenlersiniz. Yeni numarayla, aynı tarihe fatura düzenlersiniz. Temel fatura gönderdiyseniz, karşı taraf red tuşuna basamayacağı için, ya harici yollarla reddeder, noter vesaire, biz yeni fatura düzenleriz. Ya da harici yollarla uğraşmıyorsa genelde firmalar kolaya kaçacaktır. İade faturası düzenleyecektir. Bize iade elektronik fatura olarak bir fatura düzenleyecektir aynı tutarda. Biz de ona yeni faturayı doğru vadeyle bu sefer düzenleyeceğiz. Evet, her faturada temel veya ticari diye soruyor. Genelde firmalar bunu IT'cisine söylüyor. Benim faturalarım temel olsun, ticari olsun. Veya diyor ki işte sen dokunma ben her seferinde seçeceğim diyor. Tamamen sizin tercihinizle alakalı. Diyor. Entegrasyonda maliyetler maalesef yüksek. Ama her geçen gün yeni firmalar aramıza katıyor. Yani yeni yazılım firmaları, yeni çözümler yaptıkça bu fiyatlar düşüyor. Emin olun geçen sene Ocak-Şubat ayında bu fiyatlar 2-3 katıydı. Her geçen gün düşüyor. Özel entegrasyon çözümleri de ben çok düşük ücretler görüyorum işte. Tamam. Arkadaşlar olay ve kişisel falan dönmeye başladı. Mümkünse sorularınızı zaten yazılı olarak aldı. Çok basitçe söyleyeyim. Tamam, çok basitçe söyleyeyim ama değişir yani. Aranızda en yakın var. Ben o yüzden şey yapmak istemiyorum. Özel entegratör firmalar 50 kuruş gibi bir şey düşünüyorlar en başta fatura başına. Bu yüksek bence, yüksek bir ücret. Arşivle beraber, faturaların arşivlenmesi hizmetiyle beraber. Ama sonradan gördük ki rekabet oldu aralarında çünkü çok sayıda firma oldu. Faturalar benim bir geçen bir müşterimiz için teklif aldık. 5 kuruşa kadar düştü. Ama fatura sayısı yükseldikçe, evet. Fatura sayısı yükseldikçe 5 kuruşa kadar düşen örnekler gördük. Kimisi paket yapmış, işte 100 fatura aylık 100 TL, aylık 100 TL. Ama 1000 fatura kesersen aylık 200 TL. Gibi. Yani aylık 200 TL, 500 TL, 500 Euro'ya kadar çıkan aylık 10.000 faturaya kadar aylık 500 Euro gibi özel entegratör hizmetleri de gördüm. Yani aylık ortalama 200-300 TL gibi düşünebilirsiniz. Aylık 200-300 TL gibi düşünebilirsiniz. Onların iddiasına göre de ben bilmiyorum ama bir faturayı basmak, kuryelemek, arşivlemek zaten fatura başına 1 TL gibi gönderilmesi, iletilmesi maliyete yol açıyor. O yüzden bizim onlar 30-50-30 kuruş, 50 kuruşu uygulamayı düşünüyorlar. Entegrasyon çözümü ise maalesef pahalı. Yani SAP'de, Oracle'da özellikle bu yabancı merkezi programlarda, kaptanlı programlarda rakamlar 100 milyarı, 100 bin TL'yi vesaireye geçebiliyor. Ama Logo'da, NetSystem, Mikro'da, bizim daha çok Türkiye'de özelleştirilen, Türkiye'de yazılan yazılımlarda daha cüzi rakamlar. 15 bin TL, 20 bin TL gibi ücretler olabiliyor. Ya da daha ara çözümler var. Dosya yükleme çözümü gibi. Portala otomatik dosya yükleme çözümü gibi. Onlarda da 5 bin TL, 10 bin TL gibi. Ama genel bir fikir verilemez. Şimdi bir firma 1 milyon fatura kesiyordur, bir firma 5 fatura kesiyordur. Bir firma 5 lokasyondan fatura kesiyordur, 5 şehirden. Bir firma 1 lokasyondan kesiyordur. O yüzden gerçekten tek bir fiyat yok. Her firma bazında bir fiyat alınması lazım. Oda vasıtasıyla olur mu? Bir saniye arkadaşlar. O zaman ben de size iki tane bilgi vereyim. Öncelikle birinci ortak katılımcı arkadaşlar bir katılım sertifikası sizlere e-mail olaraktan gönderilecek. Veyahut da odanın internet sitesinden dijital ortamda alabileceksiniz. İkincisi ise
şu andaki yapmış bulunduğumuz şeyleri yine YouTube'dan bu akşam veya da yarından itibaren odanın internet sitesi İsmat TV'den canlı olarak da izleyebileceksiniz. Canlı mı? sunum çok biliyorsun ki bizim davulçuların özel sunumu. Ama arkadaşlar sunumun ardından birçok şeyi de sözlü olarak da beyan ettiler. Ve dolayısıyla YouTube'da incelemeniz daha faydalı olur diye düşünüyorum. Buyurun arkadan. Duyamadım ben, pardon. Yurt dışı faturaları e-fatura değil, kağıt fatura. Karşı taraf Türkiye'de kayıtlı olmadığı için kağıt fatura. Evet, bugünkü gibi. Evet, kamu kurumların hepsi geçecek. Yoklar. Tebliğde küçücük bir cümle var. Kamu kurumları ikinci bir şeye kadar bu şeye zorunda tabi değil. Ama bakarsanız 2700 tane kamu kurumu listeye alındı. 2015 gibi büyük ihtimalle emin değiliz. Yani gelir dersinin ve kurumların işi bu tabii ki. Ama kesinlikle otorite tebliğde de belirttiği üzere kamu kurumları da uygulamaya girecek. Arkadaşlar, burada sonlandırma hakkında konuşacağım. Özel sunucunu tekrardan alabiliriz. Güzel gelsin. Sunumlar için söyleyecek Kaan Arıcı'ya ve bir şeye teşekkür eder. Katılmak için teşekkür ederim.